Bir diğer kılavuzumuzla devam ediyoruz yine. Bağlaçla başlıyor yine. Gördüğünüz üzere bağlaç sorusu. Arkadaşlar Soğudet'in neden cevap olduğunu konuşacağız sizinle. Soğudet bir sebep sonuç bağlacıydı. Hatırlayın. Anlamı ne? Yapılabilmesi için yapılsın diye sağdan çevirerek geliyordunuz bunu. Şimdi önce bir bakalım. Bir motomot ilerleyelim. Sonra kurallar üzerinden gidelim. Ne yapıyor? noktadan aldık. Noktaya kadar bir konuşalım şimdi. Ne yapıyor arkadaşlar? They travel the world. Kim? Bilim insanları. Bunlar dünyayı geziyorlar ve örnekler gönderiyorlar. Nerelere? Müzelere. Niye Soğudet geldi? Arkadaşlar bu örnekler kataloglansın ve neyse adları konulsun, belirlensin diye. Soğudet bu yüzden cevap. Hocam sodetle ilgili sanki bir şey hatırlıyorum diyen arkadaşlarım için. Ben de hatırlıyorum. İlk kitapta dedik ki arkadaşlar sodet için en yaygın cevap e, olan sorularda, en yaygın kullanılan yerlerde sodetin sağında kenler, kultlar, meyler, maytlar görürsünüz dedik. E hocam neden kullanmamış? Arkadaşlar yaygın kullanım bu şekilde. Ken, kult, mey, mayt kullanırlar. Olmadı mı? Garanti alın kendinizi. Soğudetin cevap olup olmadığını anlamanın bir yolu daha var. Deti kaldırın. So diye okuyun. Doğruysa soğudette sıkıntı yoktur. Ne demek bu? Diyor ki bilim insanları dünyayı gezdiler ve örnekler gönderdiler numuneler müzelere. Böylece dedik ne olmuş arkadaşlar böylece bu numuneler kataloglandı ve de adları konuldu. Tamam mıyız arkadaşlar? Buyurun. Böylece de diyebiliyorum. So yani klasik. He. Benim arkadaşım yine so gördüğünde şurada bir can, kult cool, may, might ısrarını sürdürsün. Eskiden vardı. Bayinizden ısrarla isteyiniz derlerdi. Arkadaşlarım bilir. Bu da herhalde 30-35 yaşın üstündekiler bilir bunu da. Bayinizden ısrarla isteyiniz derdi bazı gazeteler bir şey verirlerse yanında. Lütfen sodeti bayinizden ısrarla isteyiniz modunda can, could, may, might ile çalışmasını bekleyin sınavlarda. Yoksa da bir detibi kaldırın, bu yüzden dersem oluyor mu deneyin, oluyorsa zaten ne ala. Okey. Hocam bunun başka yolu yok muydu? Var. Bir yol daha söyleyeyim ben size çözüm olarak. Bir yol daha söyleyeyim. Şimdi sizce bilim insanlığının e, seyahat edip örnekler toplamasına ben artı diyebilir miyim? Derim. Peki bunların kataloglanıp adlarının konulması, netleştirilmesi ne olduklarının da artı değil mi? E bu da artı. İki tarafın artı olduğu ifadeleri sebep sonuç e, bağlaşları bağlar. Ya da üstelik bağlaçları hatırlayın. Arkadaşlar burada şunların zıtlık olduğunu zaten ben biliyorum. Şunun kendinden önceki cümlede yani şu cümlede şurada haliyle olumsuzluk ya da beklenti beklediğini biliyorum. Caz tez dediğim bağlacın bir benzerlik kurmak için kullanılan bağlaç olduğunu biliyorum. Ve o zaman elimde sadece zaten sebep sonuç olan soğudet kaldı. Bu da bir diğer yol. Yüklemler konuşur. Bağlaç sorularında yüklemler konuşur arkadaşlar. Sadece kulaklarınızı kapatmayın yükleme. Bütün cümleyi çevirip içinden çıkılmaz hale getirmeyin. Yüklemler Olmuyorsa, yetmiyorsa ya da sağındakini de alın. Bir artılık, eksilik bağlantısı kurun. Bir beyni mi sürdürüyor? Zıt şeyler mi söylüyor? Bunları incelerseniz bunlar kolay sorular. Okey. İki. Cevabımız bir phrasal Go on olmuş. Neden go on olmuş? Bakalım. Ne o? İkinci soru muydu? Bakalım. Bugün bu iş... Hala dediğimde, zaten ekrandaki birçok arkadaşım hala dediğinde devam ediyor diye cevap verir buna. Hala devam ediyor demek bu kadar basit. Go on, continue. Eşaretleyin, geçin zaten arkadaşlar. Başka bir de şu var, breakdown, bozulma anlamında mekanik şeylerin özellikle bozulması için sık sorulan bir phrasal ifade arkadaşlar. Dedik, bir sonrakine geçebilirim. Saçez. Hmm. Üçüncü soru da bana Saçez'i soruyor. Şimdi arkadaşlarım diyor ki ya hocam diyor videolarda dedik ki öncesinde bir çoğul isim olur ya da en almış bir isim olur. E hani burada çoğul ismi hiç kullanmadan Saçez oldu. Çoğul isim var arkadaşlar burada. Biraz dikkat. Biraz dikkat. Şu bir relative clause değil mi? Neyi açıklıyor? Değişimleri. Relative clause'u paranteze alın kapatın. Şu ek bilgi, siz şunu açıklıyorsunuz burada. The changes'ı. E değişimler diyor. Arkadaşlar ne diyor? Bu değişimler nasıl değişimler? Kirlilik ve ormansızlaşma gibi değişimler diyor muyum? E diyorum. Aynı yerdeyiz görüyorsanız. Yine bir çoğul isim, yine bir örneklendirme yapıyorum. Bu da benim cevabımı yine Saçez yapıyor. E on behalf of adına namına demek. According to, e göre biliyorsunuz. Instead of, nın yerine, rather than'e benzer. Despite, in spite of, e rağmen demek. Ben bunları söylerken siz de tekrar edin ki bir taraftan ben daha söylemeden. Bakın bir sürü soru çözdük. Bir sürü soruda hep benzer şeyleri söyledim. Bunlar istemeden de zaten beyin alır arkadaşlar. Subliminal olarak alır. Okey. Hadi devam edelim. Subliminal'deki sub'tan da bahsedeyim. Sub diye okuyoruz değil mi onu? Subbranch, subliminal, sub marine. O sub ne? Hep alt demek arkadaşlar. Submarine denizaltıdır değil mi? Subbranch alt branch demektir. Değil mi? Subliminal de bilinç altı anlamında kullandığımız bir ifade. Peki. Dört. <laughs> Hocam bay gördüm. Ne güzel. Gören arkadaşlara selam olsun buradan. Bayı gördük. Onunla bitmiyor tabii. Bayı görünce ne arıyorduk? Onu da söylemeniz lazım. Ne yapıyorduk? Bay sadece 3 ya da B3 demektir. Pasif yapı. Peki kısaltma olduğu için konuşuyorum. Ya kısaltma diyorum da. Ya hocam ben kısaltmayı zamanlayır dedemiyorum diyen arkadaşlarım olabilir. Buraya dikkat. Önce onu anlatayım, sonra soruyu cevaplayacağım kısaltmayla zaman farkı ne yani bunlar? Tense ne? Kısaltma ne? Arkadaşlar bizim tense dediğimiz şeylerin bakın ilk kelimelerinde hep bir zaman olabilecek şeyler vardır. is'dir, ardır, have'dir, will'dir, kendir böyle şeyler vardır. Kısaltmada ne vardır? Ya ing ile başlar kısaltmalar. Ya tuyla başlar. Bakın hep ing ile başlamış. tuyla başlamış. Ya da sadece 3 olarak verilir kısaltma. Başka kısaltma türü yok. İlk kelimelere bakarak konuşuyorum. E pasif. ING ile kullandım, tuyla kullandım, ING ile kullandım, tuyla kullandım. Gördüğünüz gibi başka bir şey yok aslında. Bunlar tens değil, bunlar kısaltma. Peki, kısaltma dedim. Baydan dolayı da pasif mi arıyordum? Pasif arıyordum. Neydi pasif? 1 artı 3 ya da 3. Şıklara bakalım şimdi. Şurayı bir temizleyelim. 1 artı 3. Ne yapıyorum? Sadece 3 var. 1 artı 3 var. Şunlar aktif olduğu için eliyorum. Şimdi çok önemli bir noktaya tekrar dönmüş oluyoruz. A ile E arasında kaldığımda ekran başındaki sevgili arkadaşlarım. Bu ikisini birbirinden nasıl ayırt edeceğimi birçok defa söyledim. Bakalım hatırlıyor muyuz? Nedir? Akış eğer cümlede öncesindeki ifadeye bakarak konuşuyorum. Presentsa, devamında present bir ifade ve present bir ifade varsa, o zaman lütfen have üçlü yapılardan uzak durun demiştim. O yüzden de uzak duruyorum. Bunu çiziyorum. Cevap sadece iyi oluyor. Anlamı ne? Bunlar tarafından kullanılan besinler ve ham maddeler arkadaşlar kullanılan, yapılan derken sadece üçüncü halini kullanmak yeterli bizim için. Beşinci sorumuza bakalım. Daha önceki bir soruya benziyor aslında. Ee, ne var burada? Ekoloji. Daha önce bir soruda psikoloji demiştik. Arkadaşlar psikoloji de. Değil mi? Ekoloji de. Biyoloji de. Tarih de. Derken de da anlamında rahatlıkla ini kullanabilirim. Birçok arkadaşımın yaptığı basit bir hatadan bahsedeyim. E gruplarda, kurslarda, derslerde de rastlıyorum bu kullanım arkadaşların hatasına. E, Instagram'dan bana yazan arkadaşlarımın söylediklerinden de görüyorum ki buraya takılıyorlar. Hocam diyor in cevap olmuş ama in içinde demek değil mi diyor. Arkadaşlar in içinde diye düşünürseniz birçok soruda in işaretleyemezsiniz. İçinde demeyin. Doğru içindedir orada sıkıntı yok. Ama kullanımlarından biri olarak düşünün içindeyi. D dağdır im. D dağ. E burada da ekolojinin içinde derseniz kafanız karışır. Ekoloji de bitti. Neden et değil hocam? Et D de, da demek değil mi diyenler için az önce konuştum. Termometre düşünün dedim. Bir nokta, bir seviye ifade eden durumların D dağısıdır et. Bir köşe, başı mesela, bir otobüs durağı. Bunlar hep nokta ifade eder. Ya da seviye olarak düşünün. Yükseklik, alçaklık, derinlik, sıcaklık, et, evet, saat. Saat de bir tam noktadır arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Biz burada D'da anlamında ini kullanıyoruz. Diyelim bir sonrakine geçelim.